Merhaba arkadaşlar, ben Sait Orhan. Bu videomuzda yaşadığım bir sorunu ve onun çözümünü beraber görmeye çalışalım. Yaşadığım sorun şuydu: web sitemde yüklü olan bir eklenti, web sitem bu arada WordPress üzerinde çalışıyor. Yüklü olan bir eklenti siteyi kilitledi ve siteye ulaşılamaz haldeydi. Dolayısıyla sitenin kontrol paneline de ulaşılamıyordu. Ve bu siteyi kilitleyen eklentinin de devre dışı bırakılması gerekiyordu. Şimdi bu videomuzda WordPress'in kontrol paneline erişmeden eklentiyi nasıl devre dışı bırakabileceğimizin yollarını inceleyeceğiz. Öncelikle şu an WordPress'in kontrol paneli çalışıyor bende. Ancak yaptığımız uygulamaların sonucunu görmek adına direkt eklentiler sayfasını açalım. Şu an siteme yüklü olan pluginleri, eklentileri görüyorsunuz. Deneme olarak Coming Soon Page Under Construction eklentisini devre dışı bırakmayı göreceğiz. Ancak bu ekranı şu an ulaşamadığımızı ve hiçbir şekilde sitenin açılmadığını farz ediyoruz. İşlemlerimizden bir tanesi şu arkadaşlar: FTP ile FileZilla ile sitemizin kök dizinine gidip public altında wp-content ve onun altında plugins'i açalım. Eğer ilgili eklentinin klasörünü tamamen silerseniz, sağ tıklayıp delete derseniz eklentiyi tamamen devre dışı bırakmış ve silmiş olursunuz. Ancak biz sitemizde bu eklentiyi tamamen silmek istemiyoruz. Sadece devre dışı bırakmak istiyoruz. Dolayısıyla eklenti klasörünü sağ tıklayıp rename deyip klasörün adını /disabled şeklinde değiştirelim. Değiştirdikten sonra şimdi sitemize gelelim ve ekranı yenileyelim. Gördüğünüz gibi sitenin config dosyası bu eklentiyle ilgili ayarlarında var olan klasör yolunu bulamadığı için eklentiyi bir hata yüzünden devre dışı bıraktım şeklinde uyarı veriyor ve gördüğünüz gibi devre dışı kaldı. Şimdi bu şekilde devre dışı bırakabiliyoruz. Bir diğer yolumuz direkt MySQL üzerindeki ayarlarla devre dışı bırakma. Şimdi bunu tekrar klasör eski haline getirdim ve çalıştırıyorum. Tekrar etkinleştireyim. Evet, eklentiyi tekrar etkinleştirdik. Şimdi sıra geldi bir diğer yolumuz: direkt MySQL üzerindeki ayarlarla yapmak. MySQL üzerinde wp-option tablosuna geliyoruz. Ve burada site ile ilgili bütün ayarları bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim aradığımız alan şu. Tabi burada normalde aradığımız alan sitenin ilk varsayılan ayarlarından biri olduğundan dolayı genellikle ilk 25 kaydın içerisinde yer alıyor. Ancak ben daha önce denemek için sildim ve tekrar oluştuğundan dolayı son kayda attı zannedersem. Ve son kayda gidelim. Evet, son kayda da göremedim. Dolayısıyla SQL gelelim. Ver option alt-name eşittir. Aradığımız alan şu: aktif alt-plugins git diyorum. Aradığımız alan bu. Option name aktif plugins. Bu satırı direkt delete derseniz bütün eklentiler devre dışı kalır. Şimdi ben bunu silmek yerine edit deyip, yani sildiğimizi göstermek adına adını değiştiriyorum şu şekilde. Dolayısıyla ben bu alanı MySQL gözünden silmiş oluyorum. Gelelim siteyi yenileye. Artık MySQL'de aktif eklentileri gösteren bir alan olmadığından dolayı gördüğünüz gibi bütün eklentiler devre dışı kaldı. Şimdi ben bunu tekrar eski haline getireyim. SQL option alt-name eşittir aktif plugins alt-tire diye değiştirmiştim adını. Şöyle geldim. Tekrar edit diyorum. Ve alt-tireyi sildim. Eski haline getirdim bu şekilde. Şimdi siteyi yenileyelim. Alanı gördüğü için tekrar hepsi eski haline geldi. Ancak biz şu an MySQL üzerinde sadece bir tane eklentiyi devre dışı bırakmak istiyoruz. Coming Soon eklentisini. Bunun için tekrar sorgumuza gelelim ve ver option name eşittir aktif plugins dedim. Satırımı buldum. Edit dedim. ve bunun alanını görelim arkadaşlar. Şuradaki A20 kısmı bu site içerisinde 20 tane aktif eklentinin olduğunu gösteriyor. Süslü parantez içerisinde i ilk eklenti olduğunu, s 15, şuradaki eklenti yolunun 15 karakterden olduğunu söylüyor. Tekrar noktalı virgül birbirinden ayırıyor. i20 bunun bir yani ikinci eklenti olduğunu, S27 alanının 27 karakterden olduğunu söylüyor. Şimdi Coming Soon'u bulalım. Coming Soon bura arkadaşlar. Dolayısıyla ben şurada şu kısmı silersem şuradan buraya kadar Coming Soon'la ilgili alanı siliyorum. Bunu sildikten sonra artık sitemizde aktif 20 tane değil 19 tane eklenti var. Go diyerek işlemi kaydediyorum ve siteye gelip yenile dediğim zaman artık gördüğünüz gibi Coming Soon devre dışı kaldı ve bu şekilde sitemiz çalıştığı zaman bu eklentiyi artık görmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımızı takipte kalmaya devam edin. Bu şekilde bilgi işlem teknolojilerinde karşılaştığımız sorunları, kullandığımız yazılımları beraber incelemeye ve bu sorunların çözümlerini beraber öğrenmeye devam ediyor olacağız. Hepinize çalışmanızda başarılar diliyorum.